sahip olduğunuzu sandığınız her şeyin size değil, sadece birkaç şirkete ait olduğunu söylesem, ne düşünürsünüz? Bu size biraz abartı gibi gelebilir. Ancak bindiğimiz arabadan diş macununa, kullandığımız telefondan ağrı kesiciye kadar, hayatlarımızdaki hemen her şeyin sahibi yalnızca 3 büyük şirket. Bunu siz de Google'da ufak bir arama yaparak görebilirsiniz. Üzerinde arama yapacağımız Google'la başlayalım. Arama kısmına Google hissedarları yazdığımızda karşımıza Google'ın hissedarlarının listelendiği bir finans sayfası çıkacak. En büyük hissedarlara göz atalım. Google'ın hisselerinin %67.18'inin kurumsal yatırımcılar tarafından sahip olunduğu gözüküyor. Bir alt kısımda en çok hisseye sahip kurumları göreceksiniz. Bu üç şirketin ismini aklınızda tutun. BlackRock, Vanguard ve State Street. Şimdi milyarlarca bilgisayarda kullanılan işletim sistemi Windows'un sahibi Microsoft'a bakalım. Microsoft'un sahibinin kurucusu Bill Gates olduğunu düşünebilirsiniz. Hello, I'm Bill Gates, chairman of Microsoft. Öyleydi ama artık değil. Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsü pandemi ilan ettikten 3 gün sonra Microsoft'un yönetim kurulundan istifa etti. Ayrıca Bill Gates Microsoft'un sahibi değil, sadece ufak bir hisseye sahip. Yani burada da kurumlar Microsoft hisselerinin çoğunluğunu elinde tutuyor ve ilk üçte karşımıza yine aynı 3 şirket çıkıyor. BlackRock, Vanguard ve State Street. Peki ya Microsoft'un en büyük rakibi sandığımız Apple'ın sahipleri? Kurumsal yatırımcılar Apple hisselerinin çoğunluğuna sahip ve ilk sırada yine aynı 3 büyük şirket. Çok ilginç değil mi? Birbirine rakip olarak bildiğimiz iki teknoloji devi aslında bir elmanın iki yarısı. Başka iki rakip markayı inceleyelim. Coca-Cola ve Pepsi. İki ezeli rakip. Gerçekten öyle mi? Aynı 3 şirket, iki gazlı içecek markasının da en büyük hissedarı. Yani biz markete gittiğimizde, iki marka arasından seçim yaptığımızı sanarken her halükarda kazanan yine bu 3 büyük şirket olacak. Bu 3 şirketin hayatlarımızın ne kadar merkezinde olduğunu bir örnekle açıklayalım. Severek giydiğiniz spor ayakkabınız ya da kot pantolonunuz düşünün. Tahmin edebileceğiniz gibi bu iki meşhur giyim markasının da hissedarları arasında büyük üçlü var. Peki bu giyim markalarının kumaş aldıkları en büyük tekstil firması? O da büyük üçlünün kontrolünde. En büyük ikinci, üçüncü ve hatta dördüncü büyük tekstil şirketleri, onlar da büyük üçlüye ait. Peki bu tekstil şirketleri, kumaş üretmekte kullandıkları pamuğu kimden tedarik ediyorlar? Monsanto. Monsanto dünyanın en büyük tohum üreticisi ve dünyadaki pamuk tohumunun %90'ını üretiyor. Dünyanın en büyük ilaç şirketlerinden biri olan Bayer, 2016 yılında Monsanto şirketini satın aldı. Evet, herkesin hayatında bir kez de olsa kullandığı ağrı kesici aspirin üreticisi Bayer. Gördüğünüz gibi bu üç şirket, hayatımızın her anında karşımıza çıkıyor. Bu büyük üçlü, dünyadaki neredeyse bütün büyük şirketlerin sahibi. Peki bu üç şirketin sahipleri kim? A new world order. A new world order. New world order. A new world order. Küresel düzeyde yeni bir dünya düzeni inşa ediliyoruz. Daha adil bir küresel düzeni savunuyoruz. BlackRock, Vanguard ve State Street. Dünyanın en büyük 3 yatırım yönetimi şirketi ya da diğer adıyla Büyük Üçlü. Bu 3 şirket, Amerika'daki en büyük 500 şirketinin %88'inin en büyük hissedarı konumunda. Kontrol ettikleri şirketlerde toplamda 23 milyon kişi istihdam ediyorlar. Ve Büyük Üçlü'nün kontrol ettiği varlıkların toplam değeri 23 trilyon doların üzerinde. Bu paranın ne kadar büyük olduğunu bir örnekle açıklayayım. 23 trilyon dolar, Amerika Birleşik Devletleri'nin bir yıllık üretiminden bile fazla. Yani bu üç şirket, 330 milyon Amerikalı'nın bir yıl boyunca çalışarak ürettiğinden daha fazla parayı tek başına kontrol ediyor. Peki bu üç şirket ne iş yapıyor ve bu kadar büyük parayı nasıl kontrol edebiliyor? Öncelikle bu üç şirket banka değil, küresel yatırım şirketi. Bankalar müşterilerinin paralarını kontrol ederken, yatırım yönetimi şirketleri müşterilerinin hisselerini kontrol ederler. Bankalar ihtiyacı olan müşterilerine faiz karşılığında kredi verirken, yatırım yönetimi şirketleri sadece müşterilerine nereye yatırım yapmaları gerektiği konusunda danışmanlık hizmeti verir. Yani bankalar verdikleri krediler geri ödenmediğinde batabilir, ancak yatırım yönetimi şirketlerinin böyle bir riski yoktur. İşin ilginç yanı bu üç şirket, dünyanın en büyük bankalarının da hisselerini kontrol ediyor. Evet, bugüne kadar bankaların büyük şirketlerin sahibi olduğu düşünülürdü. Ama bu üç şirket, küresel bankaların da sahibi. Büyük üçlü kontrol ettikleri hisselerin sahibi olmadıklarını, sadece müşterilerine daha çok kazandırmak için bu hisseleri yönettiklerini söylüyorlar. Bu kısmen doğru. Ancak söylemedikleri şey tüm hisselerinde oy haklarını da kullanmaları.
Yapılan bir araştırma, büyük üçlünün oy kullanma süreçlerinde birlikte hareket edip aynı yönde oy kullandıklarını gösteriyor. Yani büyük üçlü küresel şirketlerin yönetiminde fiili olarak söz sahibi ve tüm bu şirketleri kendi çıkarları doğrultusunda kontrol ediyor. Büyük üçünün bütün büyük şirketleri nasıl kontrol ettiğini gördük. Şimdi bu üç dev şirketin sahiplerinin kim olduğuna bakacağız. Küresel şirketlerde yaptığımız gibi büyük üçlünün sahiplerini de Google'da arayalım. Büyük üçlüden BlackRock'ın hissedarlarını araştırdığımızda karşımıza ilginç bir tablo çıkacak. Çünkü BlackRock'ın en büyük hissedarları yine büyük üçlü ve en büyük hissedar da Vanguard. Yani büyük küresel şirketlerin çoğuna sahip olan büyük üçlü aynı zamanda hem kendilerinin hem de birbirlerinin sahibi. Durum dahası var. Çünkü büyük üçlüden Vanguard'ın hissedarlarını aynı yöntemle göremiyoruz. Belli ki Vanguard'ın sahipleri kim olduklarını öğrenmemizi istemiyorlar. Tabii bu büyük üçünün gerçek sahiplerini öğrenmemize engel değil. Bunun için Oxfam'ın yayınladığı rapor bize bir ipucu veriyor. Rapora göre sadece 2153 milyarder dünyanın %60'ını oluşturan 4.6 milyar insandan 2 kat daha fazla servete sahip. Bu zenginliği anlamanıza yardımcı olayım. Eğer hepimiz 100 dolarlık banknotların üzerine otursaydık, dünyanın büyük kısmını oluşturan yoksullar yerde, orta gelirli kişiler sandalye yüksekliğinde, dünyanın en zengin 2 kişisi de uzayda oturuyor olurdu. Dünyada 2021 yılında toplam 2755 milyarder var ve Oxfam'ın raporuna göre bu milyarderlerin 3'te 2'si servetlerini miras ya da tekel yoluyla kazanmış. O halde büyük üçünün sahiplerinin dünyanın en zengin insanları ve aileleri olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Bu ailelerin birçoğunu komple teorilerinden zaten tanıyoruz. Rothschild, Rockefeller, Clinton ya da Bush ailesi. Yüzyıllardır neredeyse tüm sektörleri elinde tutan aileler. Peki sadece Google'da birkaç arama yaparak ortaya çıkartabildiğim bu bilgilere her gün takip ettiğimiz medya neden hiç yer vermiyor? Çünkü büyük üçlü bütün küresel medyanın da sahibi. Yani biz medyayı ve gündemi objektif bir şekilde takip ettiğimizi sansak da aslında sadece kendimizi kandırıyoruz. Çünkü bir avuç şirket ne görmemizi isterse onu görüyor, ne konuşmamızı isterse onu konuşuyoruz. O halde küresel medyanın sahiplerini öğrenmemiz gerekiyor. Örneğin sadece 5 şirket, tüm Amerikan medyasının %90'ını kontrol ediyor. Bunlar CBS, Time Warner, News Corp, Disney ve Comcast. İzlediğimiz sinema filmleri, televizyon kanalları, okuduğumuz gazeteler, tüm animasyon ve çizgi filmler, belgeseller ve hatta süper kahraman evrenleri bile bu 5 şirkete ait. Bu 5 şirketin de büyük üçlüye ait olduğunu söylememe gerek yoktur sanırım. Ayrıca yeni nesil dijital film platformları Netflix ve Amazon Prime'ı da unutmayalım. Çünkü sinema kültürünü neredeyse bitiren bu iki dijital film platformu da büyük üçlüye ait. Medyanın özgür ve bağımsız olduğunu düşündüğümüz diğer ülkelerde de durum aynı. Örneğin İngiltere'de bütün medya News Corp ve Daily Mail grubu tarafından kontrol ediliyor. BBC, İngiliz devletine ait yayın kuruluşu. Ancak kendi web sitesinde görebileceğiniz gibi Bill ve Melinda Gates Vakfı kanalın en büyük finansörlerinden biri. Özgür Fransız medyasına baktığımızda da sadece 40 tane milyarderin Fransa'daki tüm medyayı kontrol ettiğini görürsünüz. Bunun normal olduğunu ve birçok ülkede medyanın belli aileler tarafından kontrol edildiğini söyleyebilirsiniz. Ama mesele bu kadar basit değil. Çünkü bu zenginler sadece medyayı değil, gazetecileri de kontrol ediyor. Avrupa Gazetecilik Merkezi, Avrupalı gazetecileri eğitmeyi hedefleyen ve kar amacı gütmeyen bir kuruluş. Avrupa Gazetecilik Merkezi'nin sponsorlarına baktığımızda Bill ve Melinda Gates Vakfı'nı, George Soros'un Açık Toplum Vakfı'nı, Google'ı ve Facebook'u görüyoruz. Diğer yandan Project Syndicate de dünyadaki birçok kanala haber yorumları sağlayan bir kurum. Project Syndicate'in sponsorlarında da tanıdık isimler var. Bill Gates ve Soros'un vakıfları ve Avrupa Gazetecilik Merkezi. Bu şirketler ve zenginler küresel medyayı kontrol ediyor ve gazetecileri yetiştiriyor. Yani dünya ve gündem hakkında ne öğreniyorsak onların istediği kadarını ve istediği şekliyle öğreniyoruz. Spikerlerin prompterdan okudukları haberler, bütün kanalların haberleri nasıl tek kaynaktan aldıklarını görmek için yeterlidir. The sharing of biased and false news has become all too common on social media. More alarming, some media outlets publish the same fake stories without checking facts first. The sharing of biased and false news has become all too common on social media. More alarming, some media outlets publish the same fake stories simply aren't true without checking facts first. Unfortunately, Evet, bu demokrasimiz için son derece tehlikeli. Ama demokrasimiz için tehlikeli olan sadece yalan haberler değil. Asıl tehlikeli olan küresel medyanın birkaç zenginin kontrolünde olması ve yalnızca onların çıkarlarına uygun haberleri görmemiz.
Çünkü bu zenginler, çıkarlarına uygun hareket etmeyen ülkeleri ve siyasetçileri kötülemekten ya da algı operasyonu yapmaktan çekinmeyeceklerdir. Tabii küresel siyaseti kontrol etmekte kullandıkları tek araç medya değil. Büyük sermayedarlar önce bankaların arkasına saklandı. Çünkü sanayileşmeden sonra sömürülen işçi sınıfında zenginlere karşı bir öfke meydana geldi. Dünya nüfusu ve haberleşme arttıkça da hiçbir şey gizli kalmadığı için milyarder elitler insanların dikkatini ve öfkesini çekmeden onları sömürmenin bir yolunu bulmalıydı. Ancak 2008 yılındaki bankacılık krizinden sonra bankalara karşı nefret artınca milyarderler büyük üçlü gibi yatırım şirketlerinin arkasına saklanmaya başladılar. Zenginler kendilerini gizlemek için bir şeyi daha kullandı. Büyük üçünün ve hemen her şeyin sahibi bu zenginler kurdukları vakıflar ve hayır kurumlarıyla hem kendilerini gizlediler hem de dünya siyasetine yön verdiler. Rockefeller Vakfı, Bill ve Melinda Gates Vakfı, George Soros'un Açık Toplum Vakfı ve Clinton Vakfı hemen her alanda karşımıza çıkan vakıflardan bazıları. Peki zenginler bu vakıfları nasıl kullanıyor? Örnek olarak Bill Gates ve eski eşinin kurduğu Bill ve Melinda Gates Vakfı, Dünya Sağlık Örgütü'nün en büyük finansörü. Bu, Bill Gates'in vakfını, sağlığımızı ilgilendiren neredeyse bütün konularda en etkili kuruluşlardan biri yapıyor. Bill Gates Vakfı aynı zamanda Afrika başta olmak üzere küresel aşılama çalışmalarını da destekleyerek servetini hayır işlerinde kullanan bir milyarder imajı çiziyor. Başka bir örnek vereyim. Rockefeller ailesi 200 yıldır ürettikleri petrolle atmosferin ve çevrenin kirlenmesinin en büyük sorumlularından olabilir. Ama aileye ait Rockefeller Vakfı, Greenpeace gibi çevreyi koruyan birçok projeyi ve grubu yüz binlerce dolar bağışla destekliyor. Evet, ilginç geldiğini biliyorum. Ancak kimileri Rockefeller ailesini çevre katili yerine hayırsever olarak anıyorsa, bunun sebebi ailenin yaptığı göstermelik bağışlar. Yakın zamandan bir örnek daha vereyim. 2021 yılının sonunda Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nı düzenledi. Konferansın destekçilerini incelediğimizde ilk sırada Unilever markası yer alıyor. Evinizdeki birçok paketlenmiş gıdayı ve kozmetik ürünlerini üreten bu şirketin sahibi de tabii ki büyük üçlü. Unilever'ın iklim değişikliği konferansını desteklediğine bakmayın. Şirket bunu sadece iklim ve çevreye verdiği zararları gizlemek amacıyla yapıyor. Çünkü Unilever sadece 6 ülkede her yıl 70 bin ton plastik atık üretiyor ve bu her gün 11 futbol sahası büyüklüğündeki plastik atıktan sorumlu oldukları anlamına geliyor. İklim değişikliğiyle mücadelenin sembolü haline getirilen İsveçli küçük Greta Thunberg'i tanıyorsunuzdur. You have stolen my dreams and my childhood with your empty words. You all come to us young people for hope. How dare you? Çok inandırıcı gözüküyor, değil mi? Ancak devletler ve büyük şirketler, küçük bir kızın onları tüm dünyanın önünde azarlamasına sadece çıkarlarından dolayı izin veriyorlar. Çünkü ülkeler de, küresel şirketler de daha çok kazanmak için daha çok üretmek ve çevreyi bir süre daha kirletmek zorundalar. Bunu yaparken de insanların öfkelerini yatıştırmak ve onları oyalamaları gerekiyor. Ve bu ilk kez yaptıkları bir şey değil. 30 sene önce Birleşmiş Milletler'de başka bir küçük kız da dünya liderlerini iklim değişikliği konusunda fırçalamıştı. We've raised all the money to come here ourselves, to come 5000 miles to tell you adults you must change your ways. Küresel zenginlerin iklim krizine karşı büyük ülkelere bile ders veren bu çocuklarla aslında neyi amaçladıklarını yine Greta Thunberg'den dinleyelim. It is the money is there. If we can save the banks, if then we can save the world. I mean, paranın sahipleri bize bu küçük kız aracılığıyla şunu söylüyor. Devletler ve insanlar bankaların batmasına izin vermesin, biz de onlara iklim gibi küresel sorunlar için gereken parayı verelim. Bu zenginler, kötü imajlarını düzeltmek ve dünya üzerindeki kontrollerini sürdürmek için sadece iklim krizini kullanmıyorlar. Kapitalizmin adaletsizlik getirdiğini itiraf edip bunu yine şirketler olarak çözeceklerini söylüyorlar. Sundukları göstermelik çözümse mevcut kapitalizmi sıfırlamak ve herkesi kucaklayan kapsayıcı bir kapitalizmi getirmek. We have to make the world more inclusive, fair. What we know is that we will end up with many more unemployed because this crisis will be with us until we really have found a remedy. So we have to prepare for a more angry world, and how to prepare? It means to take the necessary action to create a fairer world. I see the need for action. I see the need for a great reset. Bu kapsayıcı ve adil kapitalizm projesinin başında tüm zenginleri bir araya getiren Dünya Ekonomik Forumu ve kurucusu Klaus Schwab var. Klaus can pick up the phone and call anybody on a global basis. I don't know, maybe it was one or two exceptions. Anybody else in the world who can do that. Bir telefonla dünyadaki herkese ulaşabilen bu adamın kurduğu Dünya Ekonomik Forumu'nun partnerleri arasında büyük üçlü ve küresel şirketlerle birlikte Bill Gates ve Soros'un vakıfları var.
Kapsayıcı Kapitalizm adındaki bir diğer oluşumun başında da Vatikan'ın lideri Papa ve Rothschild ailesinden Lady Rothschild yer alıyor. Rockefeller Vakfı ve diğer küresel şirketler de tabii ki destekçiler arasında. Gördüğünüz gibi zenginler, mevcut kapitalizmin miadının dolduğunu, adaletsizlikten başka bir şey getirmediğini ve doğaya zarar verdiğini dile getirmeye başladılar. Tabii ki bunu insanlığı ya da doğayı önemsedikleri için değil, günahlarını örtmek için yapıyorlar. Koronavirüs salgını sırasında bir gün arayla yayımlanan şu iki haber bunun bir göstergesi. Dünyada işçiler 3.7 trilyon dolar kaybederken milyarderler 3.9 trilyon dolar daha kazandı. Yani zenginler fakirlerden sadece büyük bir serveti kendilerine transfer etmiyor. Faiz, kredi ve borç yoluyla geleceğimize de ipotek koyuyorlar. Dünyanın en güçlü ekonomilerine sahip ülkeler aynı zamanda en çok ulusal borcuna da sahip. Örneğin Amerika ve Japonya'nın ulusal borçları yıllık üretimlerinden bile fazla ve her yıl daha da artıyor. Yani 2025 yılında doğacak Amerikalı bir bebek ortalama 100 bin dolar borçla dünyaya gelecek. Aynı şekilde bir Japon bebeğin de sırtına doğar doğmaz ulusal borçtan 110 bin dolar yüklenecek. Başlarken sahip olduğunuzu sandığınız her şeyin size ait olmadığını söylemiştim. Çünkü bu zenginler sadece kullandığımız eşyaların ya da büyük şirketlerin sahibi değil. Kontrol ettikleri medya ile algılarımızın hatta siyasi görüşlerimizin de sahibi. İnsanlık faiz ve borç belasına girdikçe paranın sahipleri geleceğimizin de sahibi olacak. Aslına bakarsanız sahip olduğumuz tek şey bugünümüz. Yarınlarımızı kaybetmek istemiyorsak bugün yeni dünyayı anlamak zorundayız.